Tabii ki. Ben Baran Karaoğlan, 91 doğumluyum. Müjdat Gezen Konservatuar mezunuyum. Aynı zamanda bir platomuz var. Prodüksiyon işleri yapıyorum, yönetmenlik yapıyorum, klip yönetmenliği. TV dizisi, işte internet dizisi yönetmenliği ve kısa filmler yapıyorum. Yaklaşık 12 senedir sektörün içerisindeyim. The Experiment Arc Project filmimizi yaparken de kısıtlı imkanlardan faydalanarak elimizden geldiğince en iyi filmi çıkarmaya çalıştık. Ütopik bir dünya kurmak istedik. Yapay zekayı ele aldık. Bu süreçte de çekimimiz 2-3 günlük bir çekim sürecimiz oldu. Kurgu sürecimiz birazcık sürdü. Ekip arkadaşlarımız da yaratıcı olarak katkılarını sundular sağ olsunlar. Ve bu şekilde bir iş çıkardık. Umarım izleyenler beğenmiştir. Daha nicelerini yapmak istiyoruz. Ufak bir cümleden başladı filmin hikayesi. Ve yani şizofren bir kişinin kendi kendine konuşması mevzusu üzerinden. Bunu yani ben birazcık bilim kurgu ve fantastik işleri sevdiğim için böyle bir algıya döndü. Bir anda bir dünya oluştu. Aa, böyle bir şey yapmalıyız, böyle olur derken tabii fikri masada öncelikle geliştirdik ve sonra da birazcık da imkanlarımıza uydurduk diyelim. Eldeki stüdyo imkanlarına, ekipman imkanlarına, çevremizdeki oyunculardan, kendim de oyuncu olduğum için hem oradan da birazcık faydalanmış olduk. Bu şekilde bir hikaye çıktı. Hem de günümüzde yapay zeka yani çığ gibi büyüyen bir kulvar olmaya başladı. Tabii biz bunu 1,5 yıl önce falan fikrini düşünmeye başlamıştık. O zamanlar daha yeni yeniydi. Derken yaptığımız iş aslında şu anda yansımalarını görmeye başlıyoruz bir açıdan. Elon Musk'ın çıkardığı robotlar gibi hani. Ben Robot filmi de var tabii önceden olan. Ama birazcık daha bu yapay zekayı aslında iyi tarafından ele almaya çalıştık. Hani bizim arkadaşımız olsaydı bu robotlar. Ark oradan geliyor, arkadaştan geliyor. Bu şekilde bir film oldu. Eşim sosyal medya aracılığıyla gördü Instagram'dan. Aa dedi, hani böyle bir festival de varmış, gönderelim istersen falan derken ben inceledim. Önceki süreçlere baktım, çok hoşuma gitti akış ve göndermek istedim. Hani uygun olduğumuzu düşündüm bu festivale ve bu şekilde eşimle gönderme kararı aldık. Yani şöyle, işin özü hani söylemem gerekirse bir, yani bizim filmimizde de hani yapay zekayı ele aldık ve insanlarla olan çatışmasını ele aldık. Farklı bir dünya kurmak istedim. Başka bir şey mottosuna da uyuyordu aslında. Biz günümüzün özünü vermek istedik ve geleceğe dair hani ucunu da birazcık açık bıraktık. Ne olabilir? Birazcık da izleyicilerimize bırakmak istedik bu şekilde. Başka bir festival.